Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Whiskas ödül mamalarını deneyeceğiz. Ben de ilk kez kullanacağım. Bakalım benimkiler sevecek mi? Şimdi çoğunuz bir eminim yazacaktır. Abla Whiskas zararlı, yani Whiskas'ı önermiyoruz diyecektir. Çünkü şöyle bir şey, market mamaları arkadaşlar gerçekten iyi değil. Bunlar içerisinde Whiskas çok şikayet alan bir marka. Yani ben Whiskas ile ilgili bir yaş mama videosu çekmiştim. Orada çok kötü geri dönüşler geldiği için oradan biliyorum aslında az çok. Ama Migros indiriminde açıkçası ben merak ettim ve bir kez almak istedim. Özellikle hemen göstereyim şu ürün arkadaşlar. Bu ürün tüy atıcı bir ödül maması. Ben genelde malt macun kullanıyorum. Ama kedilere vermekte zorlananlar için tüy atıcı ödül mamaları çok etkili oluyor. Tabii yanında şöyle tavuklu, peynirli bir ödül maması daha var. Ben daha önce Dramies diye sanırım okunuyordu. Hemen onu da alayım bir dakika. Bu ödül maması arkadaşlar ishal yapıyor. Yani bunu belirteyim. O yüzden kedinize bundan çok fazla vermeyin. Ama özellikle merak ettiğim bu ürün açıkçası. Tekrar söylüyorum, bu tarz ürünler malt macun yedirmekte zorlananlar için bence iyi ödül mamaları. Her zaman söylüyorum, fazlası aşırısı zarardır arkadaşlar. Şimdi hazırsanız en önemli kısma geçelim. Şöyle bir salladığım gibi bakın kim geldi. Yani mamayı sallamam yetti. Star, bunlar ne? Hangisi? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Sev hadi. Hadi sev tamam. Hadi mamaları sev hadi. Hadi. Oh. Oh mamayı sevdik. Oğlum benim ya oğlum. Kaju gel. Kaju şurada duruyor zaten. O tarafı göstermiyorum çok dağınık çünkü kamera arkası çok kötü. Tamam, stop vereceğim. Dur açalım. Şimdi önce şunu açalım. Benim en merak ettiğim. Tamam Stark al. Ya kıyamam sana ya. Çocuk gibiler arkadaşlar ya. Ciddi anlamda kedilerimiz çocuk gibi. Açtım. Bak. Bak ama bir tane vereceğim. Sana çok yok Stark. Şimdi şöyle açalım. Ya Stark. Evet geliyor. Beyefendi geliyor. Kaju. Kaju bu senin için Kaju. Kaju. Bak bu senin için bu mama. Duyuyor musun beni? Bakalım açtık. Şöyle koyu bir renk. Nasıl bakıyor? Hayır. Kokla sadece. Sadece koklamana izin veriyorum. Sadece koklamana izin veriyorum. Şimdi bu böyle. Gördüğünüz gibi zaten klasik ödül maması. Benimkiler de burada. Kameranın. Stark böyle gel. Gel böyle gel. Şimdi Stark diğerini de alayım. Bir açayım ondan sonra ikisini kıyaslayalım. Tamam dur çocuğum dur. Şunu şöyle bırakalım düşürmesin. Bu da peynirli ve tavuklu olan. Ah Stark hayır. Kamera arkasına koydum yiyecekti. Şöyle. Kaju bu senin için bunlar. Kaju duyuyor musun? Artık beni süründürme ne olur. Evet. Bakın tavuklu olan daha açık renk. Tabi rengi göre kıyaslamamak lazım. Daha koyu. Benim için önemli olan bu. İşe yararsa zaten yorum sabitleme kısmında yazarım. Arkadaşlar Stark'tan gizli diğer kedilere de yedirdim.
Açıkçası 4 kedim de yedi. Tabii en çok da Stark yedi çünkü hiç bırakmadı onlara. Değil mi Stark? Şöyle göstereyim. Şimdi bakalım. Bir dakika Stark. Stark. Çok yedin ama çok çok yedin çok. Bırak şöyle alalım. Evet. Bu göstereyim tekrar. Stark ya sen olmasan videolar çok anlamsız olur. Al. Bu tüy atıcı olan. Şöyle koklatalım. Kaju gel sen de Kaju. Şöyle. Evet. Şöyle kokla bakalım. Çok yedin Stark. Tüy atıcı olan. İkisini de orta derece yediler. Yani hani ben çok anlamadım açıkçası hangisini daha çok sevdiklerini. Gerçi Stark'tan kaçırdığım için sürekli hemen çabuk çabuk verdiği için hani hangisini daha çok sevdiler derseniz çok ondan emin olamadım. Böyle gördüğünüz gibi ödül mamaları böyle. Kedinize eğer bir şey yaptırmak istiyorsanız ya da eğitim vermek istiyorsanız böyle ödül mamaları kullanabilirsiniz. Onun dışında tüy atıcı için malt yediremeyenler için böyle ödül maması tavsiye ederim. Çünkü Kaju bunu yedi. Yani ben Stark'tan gizli gün içerisinde Kaju'ya bundan 2 tane vermeyi düşünüyorum. Ya da 1 tane günde 1 tane. Çok fazla vermekten yana değilim. Sonuçta arkadaşlar bunlar çocuklara nasıl cips yedirmekten yana değilsek bunları da bir nevi cips gibi düşünün. Ben içeriklerini tabii ki videoda ekleyeceğim. Okursunuz. Böyle. Benim şimdilik bu Whiskas ödül mamaları ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.